Elinizdeki liste dünyaya hükmeden kuruluşların listesidir. İki kişiyi de getirme hakkına sahiptir. Her sene toplantısı değişik bir ülkede olur. Toplantılar ve gizlilik esastır. Konuşmalar dışarıya yansıtılmaz. Aldığı her kararı her ülkeye dayatma gücüne sahiptir. Bu toplantılara katılanların önleri mutlaka açıktır. Sadece siyasi kararlar alınmaz. Ekonomik kararların yanı sıra büyük ortaklıklar da buralarda. Türkiye'den katılanların listesi var. Var. Burada en önemli unsur, bir adamı dünyanın herhangi bir yerinde bir göreve getirmek için tam teslimiye şart arıyor. Bu teslimiye ikrar edildiğinde şahıs çoktan tarih olmuş. Ford Vakfı, Amerikan İşçi Davranları Üniversitesi IBE, George Soros'un Açık Toplum Enstitüsü, Rand Corporation gibi think tank kuruluşlarıyla yakın ilişkiler. Vakıflar işte bir vakıflar değil. Ford Vakfı'nın sermeti 3.320 milyar dolardır. Rockefeller'ın 11 vakfının sermeti 1.1 milyar dolardır.
Hakkı'nın toplam serveti 372 milyon dolar. Bunların bakımlarına sayet ise yarım trilyon dolar. Uzaklaştı. Stratejik silah sanayine ve başta petrol, doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarına yöneldi. 1990'da dünyanın en büyük borçlu ülkesi bugün tüm açıklarını kapatmaya başlamıştır. 10 yıl önce ABD'ye sürekli borç veren Japonya bugün ABD'nin elinin altındaki enerjiye muhtaç hale geldi. Keza Çin de öyle. Enerji İmparatoru. Yakıt geleceğin dünyasında önemli bir yer tutacaktır. Hesaplamalara göre petrol 2020 yılına kadar en önemli enerji kaynağı olmayı sürdürecek. Bu nedenle petrol ve petrol boru hattının güvenliği önemlidir. Petrol rezervinin neredeyse yarısı Orta Doğu ve Kafkasya. Ve Afrika bu nedenle sınırların artık Orta Doğu'da sınırlar var. Viva lo Messia, viva lo Messia, viva lo.